Geçen videoda böyle bir deprem alarmı yapmıştık arkadaşlar. Şöyle özetle tekrar anlatmak gerekirse, şurada bir MOSFET transistörü var. Şurada da alarmı kapatma düğmesi var. Bir de şurada bir adet pil var. Yani metal göreminde kullandığımız veya iletkenlik göreminde kullandığımız. İşte buradan şuradaki bakır tellere temas ettiği zaman buradan MOSFET transistörüne bir akım gönderiyor ve bu MOSFET transistörü de bu akımı sürekli bir hale getirip, yani buradan temas kesilse bile bunu sürekli bir hale getirip buradaki çalar saatimizi de sürekli bir şekilde çalıştırıyordu. Ama bu deprem alarmının sizin için biraz zor veya maliyetli olabileceğini düşündüğüm için size daha basit gelecek bir deprem alarmı yapmak istiyorum. Bunun nasıl yapıldığı ile ilgili olan videoyu izlemeyen varsa yukarıya bir kart bırakıyorum arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi bunları biz sökelim artık. Bunlarla işimiz yok. Şöyle bunları sökeceğiz hepsini. Evet, MOSFET transistörü söktük arkadaşlar. Şu pili de sökelim. Ya bunu temas görevinde kullanıyorduk ama burada akıntı yapmış. Çok sağlıksız bir şey. Bunu hemen söktükten sonra elimi de güzel bir yıkayacağım zaten. Bayağı bir zararlı bir şey. Bu pili çiviyle delmiştim bu arada arkadaşlar. Bu içindeki kabloyu o şekilde geçirdim. Yani acelem olduğu için biraz lehim yapmaya fırsatım olmadı. Ama biz bunu sökeceğiz arkadaşlar. Bu zararlıdır yani. Bir şekilde olmaz. Yerine temas edecek başka bir şey montajlayacağız. Çivi olur ya da başka bir bakır olur. Başka bir şey olur. Elektrik ileten herhangi bir parça da olabilir. Hemen gideceğiz şimdi. Evet, söktük şöyle. Evet, pili söktük arkadaşlar. Şimdi o pil yerine şöyle bir çivi var elimizde. Onun yerine bunu kullanacağız. Hemen şu kabloya bağlayalım. Şu duydan söktüğümüz kabloya. Şöyle şu taraftan bağlayalım şöyle. Evet. Şimdi bunu tekrar buradan geçirelim. Şu duydan. Şu kablonun ucunu. Bu daha basit olacak arkadaşlar. Çok basit olacak. Şuradan çıktı şöyle. Evet. Evet, şöyle şuralara temas ettiği zaman alarmımız çalacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ya şimdi sen MOSFET'i söktün oradan. Buradan işte temas kesildiği zaman ne olacak? Arkadaşlar biz bunun etrafını mıknatıslarla saracağız. Bu mıknatıs bunu ettiği zaman burada sabitlenecek ve burada sürekli bir temas sağlanmış olabilir. Elimizde şöyle neodyum mıknatıslar var arkadaşlar. Şöyle pul şeklinde. 4 adet kullansak yeterli herhalde. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Etrafını tam saracak şekilde. Hemen bunları şuralara yapıştıracağız arkadaşlar bir şekilde. Neyle yapıştıralım? Koli bandıyla olabilir mesela. Ya da çift taraflı bantla yapalım arkadaşlar. Bence daha pratik olur gibi geliyor. Şöyle keselim ufaktan. Az önce bir tane denedim çünkü daha pratik oldu. Şöyle yapıştırdığımız zaman. Şöyle mesela sallansın. Şöyle girip şuraya tutunacaktır. Daha sağlam yapabiliriz. Şöyle. Evet, şu anda kendine çektiği için bakırla da temas ettirmesini sağlıyor. Bunu ayarlayacağız tabii. Şimdi tam bir olmaz. Hemen diğer mıknatısları da yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle keselim şunu ufaktan. Mıknatısın NS kutupları fark etmiyor arkadaşlar. Ne şekilde koyduğunuz fark etmiyor. Zaten demir olduğu için her iki tarafından da çekecektir yani. Fark etmiyor. Şu sonuncuyu da yapıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En ufak bir sarsıntıda şöyle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yapıştı herhangi bir yere. Şuradan da temas ediyor şu anda şu bakıra. Evet. Kapatmak istediğimizde de butona falan gerekiyor zaten. Şöyle çekiyoruz. Bir daha sallayalım şöyle. Evet.
Başka yere de yapışabilir. Şu an buna daha fazla çektiği için buraya yapıştı. Şimdi biz bunu buna bir enerji verelim. Evet, şimdi alarmımızı bağlayalım hemen. Bu şarj aletiyle de enerjisini de vereceğiz. Evet, bu çalar saatten gelen uçlardan biri. Daha önce şuraya bağlıydı zaten. Ben onu verdim. Buradan başka bir bağlantıyla devam ettireceğiz şimdi. Şimdi elimizde boşta kalan iki tane uç var arkadaşlar. Biri şuradan gelen. Şu çiviye bağlandığımız şeyden gelen. Bir de şurada boşta kalan zaten. Bunun birini artıya, diğerini de eksiye bağlayacağız. Hangisinin artıya, hangisinin eksiye geldiği fark etmiyor. Çok basit bir şekilde alarm kullanma hazır bir hale gelecek böylece. Evet, hemen şu artı ve eksi uçlarından birini, şunlardan herhangi birini bağlayacağız. Şu kırmızıyı soyulmuştuk, bir siyahı da soyalım hemen. Evet, bir ucunu şuraya bağlayalım arkadaşlar. Fark etmiyor artı eksi. Mesela eksiyi bağlayalım. Siyah eksi. Diğer kalan ucunu da bu saatten gelen kabloya bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle görünüyor, tam net görünüyor. Şu şekilde. Hemen bağlayalım. Evet, hemen bunu prize takalım arkadaşlar. Şimdi hafif sallayalım arkadaşlar şöyle. Evet, gördüğünüz gibi hemen yapıştı. Bir daha sallayalım şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit. Yani hiç öyle masrafı falan girmenize gerek yok. Öyle MOSFET transistörmüş, butonmuş falan. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir daha sallayalım. Hiç butona basıp da durdurmaya gerek yok. Şöyle çiviyi çektiğiniz zaman zaten kendisi duruyor. Evet, bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi özetle tekrar üzerinden geçeceğim. Şöyle içini çekelim de rahatsız etmesin bizi. Şöyle burada bir çalar saat var arkadaşlar. Bu çalar saate bu kabloyu nasıl bağlayıp böyle bir düzenek kurduğunu öğrenmek istiyorsanız diğer videoda bunu ayrıntılı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Şöyle şuradan iki kablo geliyor. Şöyle bu kablolardan biri şunun etrafını sarmışız şöyle gördüğünüz gibi bakırla. Buna bağlanıyor kablolardan biri. Bu saatten gelen. Diğer kablo da şuradan nerede? Evet, şuradan şarj aletimizin artı kutbuna gidiyor ama eksi kutbuna da gidebilir. Fark etmiyor. Şarj aletimizin diğer eksi kutbu da şöyle odaklayalım. Diğer eksi kutbu da şuradan geçirdiğimiz kabloyu takip ediyor arkadaşlar. Yani şu çiviye bağlanmış oluyor. Ve bu şekilde de burada bir anahtarlama yapılmış oluyor. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin. YouTube kanalımıza abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.